darbeden önce darbeyi görmüştü. Oğlum bir gün sabah annesine diyor ki, anne diyor, ben bugün bir rüya gördüm. Oğlum hayırdır inşallah, anlat diyor. Daha sonra diyor annesine, daha sonra bir şey daha gördüm diyor. Duruyor, duraksıyor. Ya ben orasını anlatmayayım size diyor. O bende kalsın diyor. Oğlum niye anlatmıyorsun? Madem o kadar şey anlattın, rüyanı da bitir, biz de bilelim. Hani yok yok diyor, anlatmayayım diyor. Aydın Çapur yani iyiydi her çocuk gibi. O da biraz 7 aylık doğduğu için biraz hareketli bir çocuktu. Yerinde duramaz böyle, girişken. Çocukken hayatı hep pilot olmaktı ya, her şeylerimiz uçaktı. Hediye alırız, uçak alırız, şeyi alırız, uçak alırız. Aşırı derecede pilota bir özentisi vardı. Hatta babasının iş yerine gider, oradaki helikopterlerle, şeylerle fotoğraf çok çekilirdi. Oğlumun çok kavga ruhlu bir insan yapısı yoktu oğlum. Ama çok nazlıydı. Mesela bir hasta olduğunda başından beni ayırmazdı. Anne bir öksürse, bir şeyse. Ben onu sabaha kadar başında beklerdim. Terini silerim, başında beklerim, çorbasını yaparım, şey yaparım. O konuda nazlı bir çocuktu. Evlat olarak ben ondan çok memnundum. Çok hayırlı bir evlattı. Hiç bizi üzmedi, hiçbir şekilde. Hiç bizi üzmedi. Başarılıydı yani. Öyle bir şey çocuk değildi. Hareketliydi, derslerde başarılıydı. Çalıştığında çok güzel notlar alır gelirdi. Hocalar öyle derdi, çok zeki bir çocuk bu derdi. Valla Aydın çocukluğundan itibaren neşeli, cıvıl cıvıl, hayat dolu. Daha çok sürpriz yapmasını seven, böyle konuşmalarında esprili, evimize neşe hayat katan bir yapısı vardı. O sene işte harp okuluna başlangıçta İzmir Menteş'te bir kampları oluyor, 45 günlük. Orada yapılmadık işkenceleri, yapılmadık şeyleri eğitim adı altında yapılmış. Biz çok çok sonra öğrendik. O kampta anne dedi, bizi dedi bayağı bir şey yaptılar dedi. İşte kızgın asfaltlarda tel örgülerden geçirdiler dedi. Kimileri dedi orada kahve şey içiyordu. Çaylarını yudumlarken dedi, biz dedi kızgın asfaltlarda sürünüyorduk dedi, tel örgülerden. Anne dedi, siz dedi beni almasaydınız dedi, zaten beni bir şekilde dedi göndereceklerdi dedi. Oğlum nereden göndereceklerdi dedim. Anne dedi askeriyeden dedi, bize dedi söylediler dedi. Siz dedi kendiniz gitmeseniz biz sizi bir şekilde buradan alacağız dedi. Ben de oğlum buradan 6 sene geçmiş de dedim. Şimdi bana niye anlattın, bu zamandır söylemedin dedim. Anne dedi bu zamandır size söylemedim de dedi. Bize dedi bunları söylemişlerdi dedi. Bunlar dedi zamanla dedi her şey ortaya çıkacak dedi.